Makine öğrenmesi ve yapay zekada hangi programlama dilini kullanabileceğimizi veya yapay zeka ve makine öğrenmesi yeni başlıyorsak hangi programlama dilini öğrenmemizin bize avantaj sağlayacağını tartışmak istiyorum. Makine öğrenmesinde ya da yapay zekada kullanılan ve şu an e, popüler olan 20'nin üzerinde dil var. Bu dillerin içinden en önemlilerini şu an ekranınıza getirdim. Bu diller içinde e, birçoğu daha önceden de var olan ve yapay zeka, makine öğrenmesi konularında destek vermek için geliştirilmiş olan eski diller de var. Bunun yanı sıra yapay zeka, makine öğrenmesi, istatistik gibi konular için özellikle geliştirilen dilleri de görüyoruz. Örnek vermek gerekirse C, C++, Java, C# gibi diller normalde zaten programlama dili olarak varlıklarını sürdüren. Ancak yapay zeka desteği de bulunduran, bu yüz, bu maksatta geliştirilmiş olan kütüphaneleri de bulunduran dillerdir. Daha sonradan ise dikkatimizi çeken Go, TypeScript, Scala, Julia gibi dillerse özellikle yapay zekada kullanılmak üzere geliştirilmiş dillerdir. Şimdi bu dilleri bazılarını özelliklerini hatırlatacağım. Bunlar içinden Python 1991 yılında geliştirmiş bir dildir. Python güçlü bir dil çünkü hem nesneye yönelik, hem komut, hem fonksiyonel, hem de procedural dediğimiz bir dildir. Yapısal bir dil özelliği de bulunmaktadır. Ve özellikle birçok kütüphanesi sayesinde makine öğrenmesini üzerine geliştirecek olan kodları çok hızlı geliştirmemizi sağlamaktadır. Diğer bir dil olan C++ meşhur bir dildir. C'nin üzerine geliştirilmiş ve nesne yönelik bir programlama dilidir. C++ yapay zeka ve makine öğrenmesindeki platformlardan en önemlilerinden biri olan TensorFlow'un içerisinde kullanılabilen bir dildir. C Sharp, Windows tarafından geliştirilmiş bir dildir. Microsoft için önemli bir dildir. Windows ortamlarında yazılması gereken birçok program .NET aracılığıyla C Sharp dilinde geliştirilmiştir. Bizim açımızdan C Sharp'ın .NET ortamında bulunan Machine Learning .NET yani ML .NET altyapısıyla birlikte kullanılabilmesidir. R dili de önemli bir dildir. E, 1990'lar 93'lerde geliştirilmiş bir dildir. Bu dilin özelliği ilk çıktığında özellikle istatistik ve veri analizinde sıkça kullanılmıştır. Birçok operatik e, işletim sistemini desteklemektedir e, ve kendi kütüphaneleriyle de e, yapay zeka ve makine öğrenmesinde birçok destek sağlamaktadır. Java ve JavaScript'e geldiğimizde Java şu an sanırım dünyanın en popüler programlama genel maksat programlama dilidir. 9 milyondan fazla kullanıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Javascript de Java dilinin özellikle web ortamında kullanılması için uygulanmış halidir. Javascript ve Java'nın kullanılarak geliştirilen birçok makine öğrenmesi ve yapay zeka kütüphanesi bulunmaktadır. Şimdi 2012 ve 2013'ten günümüze doğru geleceğiz ve bu diller arasında nasıl bir yaygınlık değişimi olduğunu göreceğiz. Buna başlamadan önce ben açıkça öncelikle kendi fikrimi paylaşmak istiyorum. Java şu an için tabii ki en yaygın dillerden birisi ve birçok farklı alanda kullanılmakta. Buna benzer olarak C ve C++ ve C# da aynı özelliklere sahip. Bu dört dil yani C, C++, C#, Java tüm üniversitelerde ders olarak, seçmeli ders olarak öğretilmekte ve yaygın olarak da uygulamalarda kullanılmakta. Ama konu yapay zeka ve makine öğrenmesi olarak geldiğinde burada bir şey gözümüze batmaya başlıyor. Bu söylediğim dört dil genel maksat dili olduğu için ve bunu bilen insan sayısı, kullanan insan mühendis sayısı çok olduğu için bu dillerin de yapay zekada kullanılabilmesi için bu dillere eklentiler yapılarak kütüphaneler geliştiriliyor. Bu iyi bir şey. Ama diğer taraftan R ve Python bizim dikkatimizi özellikle çekmekte. Çünkü R ve Python hem yapay zeka hem makine öğrenmesine verdikleri destek kendilerinin içinden gelen bir destek gibi düşünülebilir. Onlar da tabii ki kütüphane kullanıyor. Onlar da tabii ki her geçen gün yeni kütüphaneler ekleniyor. Ancak R ve Python'ın çıkış noktasında veri yatkınlıkları, veri işlemi olan verdikleri önem diğer genel maksat dillerinden daha farklı. Dolayısıyla ben R ve Python arasında bir yarış olduğunu düşünmekteyim. R ve Python arasında makine öğrenmesi, yapay zeka uygulamalarında önemli bir yarış var. Şimdi bu yarışa dikkat ederek bu önümüzdeki rakamlara bakalım. 2012-2013'te R'ın %52-%60 gibi bir e, oldukça ağırlığı varmış kullanıcılar arasında. Bu anket e, veri analitiği, veri madenciliği, veri biliminde çalışan 713 kişiye sorulmuş ve bu, bu, bu kişiler birden fazla da dil kullanabiliyorlar. O yüzden toplam yüzde %100 etmiyor. Bu kişilerin anketinin sonuçları, anke, yani şöyle düşünmek lazım, birden fazla dil kullanılan mühendisler de dahil olmak üzere burada arın bir popüleritesinin çok yüksek olduğu görülmekte. Python ise %30, %40'lar civarında 2012 ve 2013 yılında. 2015-2017 aralığına baktığımızda Python'un 2015'te %30, 2016'da %45 ve 2017'de %53-%55'lere göre bir artış sağladığını görmekteyiz. R diline dikkat ettiğimizde de onda da belli bir artış var ama Python'un aradaki farkı kapatıp R'la başa baş geldiğini görüyoruz 2017'de. Bu tabloda dikkatinizi çekebilir Anaconda, TensorFlow, Scikit-learn gibi, RapidMiner gibi, Excel gibi başka araçlar da var. Çünkü burada sorulan, ankete katılanlara sadece dil değil, en çok hangi anketi de, ankette en çok hangi araçlarda katıldığı, kullanıldığı sorulmuştur. 2016-2018'de arasında yapılan 3 yıllık ankete baktığımızda ise burada bir şey dikkatimizi direkt çekiyor. %58'lerden Python'un %65'lere bir yıl içinde arttığını, öbür taraftan arınsa %55'lerden %48'lere düştüğünü görmekteyiz. Yani burada her iki dil arasındaki yarışmaya dikkat ettiğimiz için Python'ın 2018'den itibaren öne geçtiği fark edilmekte. Daha da ilerlersek, yani 2018 yılında yapılan başka bir çalışmaya geldiğimizde burada sorulan soru yine aynı şekilde veri madenciliğinde veri biliminde makine öğrenmesinde en çok hangi programı kullanıyorsunuz? Programlama dilini kullanıyorsunuz sorusunda Python'un %83 gibi bir fark attığını görüyoruz. R %30'larda 40'larda kalıyor. Burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir kullanıcı birden fazla dil kullandığı için toplam %100 yapmıyor ama burada yine de bizim yaygınlık hakkında çok bir büyük fikrimiz oluyor. Burada diğer 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 dilde de görüyorsunuz Java, C++, C# Sharp gibi. Bu dillerin de bir yaygınlığı var haliyle ama Python'un açık ara önde olduğunu görüyoruz. Devam edersek 2019'da Stack Overflow sitesinin yaptığı bir anket var. Burada makine öğrenmesinden ziyade hangi dili çok seviyorsunuz, hangi dili öğrenmek istersiniz, hangi dilden korkuyorsunuz gibi sorularda Python %25 gibi bir %25'lik bir oranla öne çıkıyor. Burada toplam %100 edecek şekilde sorular. Dolayısıyla herkesin bir tek seçeneği var. Burada ara baktığımızda çok ilginç bir sonuç görüyoruz. Sondan ikinci sırada. Yani R genel bir programlama dili olarak çok düşük seviyede. Ama bir önceki slayta dönersek R'ın aslında makine öğrenmesi, yapay zeka, veri bilimi açısından çok yüksek bir kullanım alanı var. Ama öbür taraftan Ortalama bir dil olarak baktığımızda ise çok düşük bir kullanım alanı var. Python'un ise burada hem makine öğrenmesinde hem de diğer alanlarda çok sıkça kullanıldığını bu yansı aracılığıyla görüyoruz. Bu analiz aracılığıyla. 2019'a geldiğimizde herkesin bildiği üzere IEEE önemli bir elektrik mühendisleri odasının yayınlarını çıkartan dergi grubu. IEEE Spectrum'da yayınlanan 2019 değerlendirmesinde bir puanlama sistemi kullanılıyor. Burada 9 kriter var. 9 kritere göre bu diller bir şekilde puanlanıyor. Birinci gelene 100, arkadan gelenlere de kendi puanına göre normalize edilmiş bir skor belirleniyor. Burada Python'un 100 aldığı yani birinci geldiği, ara baktığımızda ise beşinci sırada 81 5. sırada 81.5 geldi. Yani arın genel bir dil olarak değerlendirildiğinde Python'a göre daha iyi bir dil olmadığı görülüyor en azından. Ama burada Java, C, C++ gibi yıllar içerisinde oldukça olgunlaşmış olan dillerin Python'un hemen arkasından geldiği görülüyor. Yani Python sadece makine öğrenmesi için değil diğer başka kullanım alanlarında da gücünü ispat etmiş bir dil. Burada e, derginin yaptığı bazı yorumlar var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Niye? Python'un birinci geldi. Geçen yılda 2018 çalışmasında da birinci gelmiştir. Burada söylenilen en önemli şeylerden birisi Python'un birçok kütüphane ile desteklenmesi. Bu kütüphaneler program geliştiricisinden açısından çok önemli. Eğer siz bir yapay zekada makine öğrenmesi son gelişmeleri içeren bir kod yazmak istiyorsanız bilim adamlarının, araştırmacıların geliştirdiği bir modeli kullanmak istiyorsanız bu modeli sıfırdan yazmak çok vakit alıyor. Ama eğer Python kullanıcılarının oluşturduğu bir e, community içinde geliştirilen bir kütüphane varsa bu kütüphaneyi alıp hızlı bir şekilde kendi kodunuza dahil edip ve kodunuzu geliştirebiliyorsunuz. Bu yüzden bu kütüphaneler çok önemli. Ve Python'ın bu sıralamada birinci gelmesi en önemlisi de canlı olarak kullanıcılarının kütüphaneleri geliştirmesi, bakımını yapması ve açık kaynak olarak herkesle paylaşması. İkinci önemli husus Python için özellikle yapay zeka konusunda şu an çok sık kullanılan Google tarafından desteklenen TensorFlow'a arayüz olma özelliğine sahip olan Keras adlı kütüphanenin de Python üzerinden yazılmış olması. Dolayısıyla siz yapay zekada bir program geliştirmek istediğinizde muhtemelen Tensorflow altyapısını kullanacaksınız. Tensorflow altyapısını kullanırken bu altyapıyla sizin aranızda arayüz görevi görülecek olan Keras kütüphanesine ihtiyacınız olacak. Ve Keras da Python'da geliştirilmiş. Keras'ın diğer bir özelliği de sadece Tensorflow altyapısını kullanmaması, CNTK ki bu Microsoft tarafından destekleniyor, Teano gibi diğer altyapıları, frameworkleri de kendisi aracılığıyla kullanabilmeniz. Dolayısıyla Python'da yazacağınız bir kod Keras üzerinden TensorFlow, CNTK ve Theano altyapılarını kullanarak çalışacaktır. Bu da size çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. Başka bir konu da 1991'de çıkmış olmasına rağmen burada da gördüğünüz gibi çok yaygınlaşması sebebiyle artık Java gibi gömülü sistemlerde de kullanılacak destekler gelmekte. Örneğin Circuit Python veya Micro Python gibi yeni ortamları da destekleyecek şekilde gelmekte. Böylelikle küçük kartlar üzerinde çalışmakta olan birçok devreyi de destekleyecek hale gelmiştir. Dolayısıyla yaygınlığı daha da artmaktadır. Burada durmak gerekirse bu tablo üzerinde benim tavsiyem eğer yeni bir dil öğreneceksek ve bu dilde de maksadımız yapay zeka ve makine öğrenmesi programları yazmak, uygulamaları geliştirmek ise maksadımız. Bu dillerden Python ve R en önemli seçenekler. Java, C, C++, C Sharp gibi dilleri zaten üniversitelerde öğrenmiş olabilirsiniz. Bu diller üzerinden devam ederek kodlama yapıp yapay zeka ve makine öğrenmesine de geliştirmek isteyebilirsiniz. Ama bu dillerdeki verilen kütüphane desteklerinin Python ve R ile karşılaştırıldığında o kadar da zengin olmayacağını düşünmeniz iyi olur. Ve Python ile R arasında yapılacak olan bir karşılaştırmada ise benim favorim Python'dur. Python'daki kütüphane zenginliği, kullanıcı sayısının fazlalığı, yeni geliştirilen yöntemlerin Python'la yazılması ve bu yöntemleri sizin bu açık kaynak kodu sebebiyle kolayca kütüphanelere erişmeniz ve bu kütüphanelerden faydalanarak kendi kodunuzu son teknolojiyle donatabilme ihtimalinizin yüksekliği nedeniyle benim size önerim Python'dur. Son olarak size Python'un İngilizce ve nasıl telaffuz edildiğini göstermek istiyorum. Hoşçakalın. Python. Python. Python 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 Python, Python.